Sayın seyirciler, şiddetle mücadelede toplum olarak yol kat edemiyoruz. Evlerde kadınlara, dışarıda görevi başındaki memurlara, trafikte sürücülere kadar her yerde şiddet var. Bunun belki de en büyük sebebi ise çocuklarımızı yetiştirme biçimimiz. Buyurun izleyelim efendim. Ya baba, ben korkuyorum ya. Hey, korkmak falan yok lan. Erkek olacaksın oğlum, erkek. Ya istemiyorum ben erkek olmak. Hadi eve gidelim ne olur ya. Ya Muratcan, hiç yakışıyor mu sana çocuğum ya? 2 dakikalık bir operasyon şunun sırasında. Ne operasyon mu? Ya baba ne olur eve gidelim, ne olur eve gidelim ya. Oğlum bak, benim asabımı bozma, kızdırma kafamı. Senin yaşındakiler bu işi kaç yaşında hallettiler? 12 yaşına giriyorsun ulan. Şimdi olmazsa ne zaman olacak? Ya istemiyorum diyorum. Niye anlamıyorsun? Ya yapma böyle çocuğum. Ah bak, doktorum da geliyor. İyi günler. Nasıl yardımcı olabilirim size? Bizim çocuk erkek olacak da doktor amcası. He, anladım anladım. Sünnet yani. Yok, dayak. Muratcan, patlat bakayım doktor amcala bir tane. Patlat bakayım. Ah! Doluyor lan. Oldu oldu güzel. Bir tane daha patlat bakayım. Oldu da bitti maşallah. Oldu da bitti maşallah. Ne oluyor kardeşim? Ay, evladımın ilk doktor dövdüğünü de gördüm ya. Ay, çok duygulandım Rasim. Vallahi ben de hanım ya. Yemin ediyorum acayip duygulandım. Operasyon tamamdır. Ya siz ne yapıyorsunuz böyle kardeşim? Çocuğunuza oyuncak diye tabanca alırsınız, kavgaya dövüşe teşvik edersiniz, bir de üstüne dayak attı diye översiniz. Sonra bunun çilesini hepimiz çekeriz. Yani hep sizin yüzünüzden bu işte şiddet. Hep sizin yüzünüzden. Konuşma lan. Amma uzattın ha. Maşallah ya. Söylemeden de vurmaya başladı ha. Erkek oldu oğlum benim. Erkek. Sayın seyirciler, sürmekte olan toplu sözleşme görüşmelerinde memurlar devletten %15 civarında zam istiyor. Devletin düşündüğü zam ise söylenene göre en fazla %4. 21 Mayıs'a kadar bir anlaşma sağlanamazsa kamu çalışanlarından çok kamu işverenine yakın olan hakem heyeti devreye girecek ve son kararı o verecek. Buyurun izleyelim efendim. Ya sevgili memurum, olsa dükkan senin. Yani ben de devlet olarak sana daha fazla vereyim istiyorum ama kaynak yok. Artık senin muhatabın yan odada seni bekleyen hakem heyeti. Hadi hayırlı uğurlu olur inşallah. Hadi bakayım. Gel memur Osman, gel. Hoş geldin. Ulan hakem heyeti siz misiniz? Ne sandın? Biziz tabii memur Osman. Şimdi hiç uzatmayalım, konuya giriyorum. Devlet sana %4 verdi, az buldun. İlla %15 diye ısrar ettin, ip koptu. Ama bizim sana çok süper bir teklifimiz var. Biz sana %25 veriyoruz, ne diyorsun? Nasıl yani? Basbayağı %25 maaş artışı öneriyoruz sana. Net mi, brüt mü? Ya sana ne? Sen ne yapacaksın net mi, brüt mü? Ne neti kardeşim, brüt brüt. Utanmaza bak ya. Hah bak. Bu %25'ten kasap Taci'ye, manav Bahri'ye ve bendeniz bakkal Şahab'a olan borçların kesilecek. Artık geriye ne kalırsa da senin olacak, anladın mı memur Osman? Ulan hakem heyetini bakkal kasap manav üşüsünden kurmuşlar. Bunlardan yemin ediyorum bana hiçbir şey kalmaz. Ben yine devletin verdiği %4 zam mı istiyorum arkadaş? Ha, artık çok geç memur Osman. Kapıyı da kilitledik, bir yere kaçamazsın, bizimsin. %25'e evet diyeceksin mecburen. Biz alacağımızı alırız, sana da %1 falan kalır, merak etme memur. Sayın seyirciler, Meclis Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında toplanan Anayasa Uzlaşma Komisyonu yeni anayasa için ilk cümleleri yazıya dökmeye başladı. Meclis Başkanı Çiçek katılımcı bir anayasa için bol bol çağrı yapmış fakat beklediği desteği alamadığından yakınmıştı. Buyurun izleyelim efendim. Allah Allah, burada da yok. Dur bakayım dürbünle. Burada da yok ya, nerede bu adam ya? Görebildiniz mi Sayın Meclis Başkanı? Hayır, göremedim. İstihbarat birimi bu çevrelerde takıldığını söylemişti ama hala piyasada yok. Dur bir dakika dur. İşte bu. İşte bu. Bas kaza. Allah. Bakayım. Vallahi kırmızı plaka bu. Meclis Başkanı'nın arabası. Buldular beni. Buldular sonunda. Kaçmalıyım. Dur kaçma. Şoför bas kaza. Yakalayalım şunu. Kaçma. Dur bakayım. Hayda hoppa.
Sonunda yakaladım seni. Neredesin sen ya? Neredesin? Hanimiş bakayım. Ben sana gel de anayasa çalışmalarına katıl, fikrini belirt, katılımcı ol diye mesaj göndermedin mi sayın vatandaş? Sayın başkanım, vallahi gelecektim ama işim çıktı ya. Sus! Bahane uydurma bana. Yürü bakalım, doğruca komisyona gidiyoruz. Derdini orada anlatırsın. Hadi bakalım. Ulan ya. Sivil toplum kuruluşları sessiz kaldı, üniversiteleri sessiz kaldı, iş adamları sessiz kaldı. Kabak yine vatandaşın başına patladı ya. Olacak şey mi? Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni bugünlük de sona eriyor. Yarın görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.